Merhaba arkadaşlar. Bugün tavşanlarda yavru yeme konusunu anlatmaya çalışacağım. Yavru yeme iki kelime halinde uzun olduğu için bunun bilimsel adı olan kanibalizmi kullanmak istiyorum. Yani bugün tavşanlarda kanibalizm konusunu beraber konuşalım. Tavşanlarda yeme birbirini yeme şeklinde değil de annenin yavrularını yemesi şeklinde olduğu için bunun adı materal kanibalizm. Yani madır anneden materal kanibalizm şeklinde ararsanız siz de bazı şeylere ulaşabilirsiniz. Kanibalizm normalde etçil hayvan problemidir. Etçil hayvan veya böcek problemidir. ama memeli otçullarda da nadir olarak görülüyor. Tavşanlarda bunlardan bir tanesi. Tavşanlarda kanibalizmi anlatan yurt dışında veya yurt içinde bir kaynağa rastlamadım. Benim rastlamamış olmam e, böyle bir kaynak yok anlamına gelmiyor. Onu baştan belirtelim. Yalnız Türkiye'de Kangal köpeklerinde kanibalizm e, araştırması var. 5 tane veteriner hekim e, yapmışlar bu araştırmayı. Kangal köpeklerinde oksitosin e, hormonunun eksikliğinin kanibalizme yol açtığını, oksitosin hormonunun tamamlandığında eee Kangal köpeklerinde kanibalizmin bittiğine dair bir araştırmaları var. Buradan şu sonucu çıkarmayın. E, tavşanlarımıza oksitosin iğnesi vuralım ve kanibalizm bitsin gibi bir sonuca ulaşmayın. Tavşanlarda kanibalizme dair bilimsel bir bilgi yok derken, e, şu önemli e, gözlemler var. Tavşan yetiştiricilerin gözlemleri var. Doğal gözlem, bilimlerin fen bilimlerinin en önemli verilerinden biridir. Bunu da unutmamak lazım. Önce, kanibalizme benzeyen ama aslında kanibalizm olmayan şeyler var. Bunları ayırt edip, daha sonra kanibalizme geçmek lazım. Bunlardan bir tanesi, baba tavşan yedi. Erkek tavşan yedi. Arkadaşlar, erkek tavşan yavrularını yemez. Peki, böyle bir kanaate nasıl varılabiliyor? Tavşan yetiştiricisi arkadaşların gözlemlerine göre anne tavşan doğum yaptıktan sonra baba tavşan ısrarla eşleşmek istiyor. Anne bundan kaçıyor. Ee, baba peşinde derken yavrular eziliyorlar. Ee, ve yavruların ezilmesi ölmesi kanibalizm olarak yani anne yarısını yedi işte kuyruğunu yedi bacağını yedi gibi ee, erkek tavşanları baba tavşanları e, bu suçlamadan kurtarmak için bence Doğumdan önce hatta hamilelik süresince erkek tavşanı ayırt etmek lazım. Kanibalizmde karşıtırılan ikinci olay ise doğum yaptığını bilemeyen annelerdir. Bu anneler genellikle acemi annelerdir. Acemi anneler veya acemi olmasa da hormonal problemlerinden dolayı doğum yaptığını bilemeyen anneler, hamile olduğunu doğum yaptığını bilemeyen anneler genellikle Yavruluğa doğurmazlar. Ee, eğer bunlar kafes hayvanıysa tellerin üzerine doğururlar. Ee, telaş ve sıkıntıyla girerken çıkarken yavruları ezerler. Yavruların bacakları, kolları e, kafesten aşağı düşmeye başlar e, ve biz bunu kanibalizm zannederiz. Halbuki kanibalizm değil. E, annemiz hamile olduğunu bilememiş, genellikle de acemi bir annedir. Kanibalizmle karıştırılan üçüncü olay ise haşerelerdir. Haşerelerin her çeşidiyle kümesimizde mücadele etmemiz lazım. Bunlardan ilk olarak fındık faresiyle başlayalım. Eğer kafes hayvanı besliyorsunuz, kafes aralarınızda çok dar değilse mutlaka fındık fareleri yavrularınızı ziyaret edecektir ve yavrularınızı yemeye başlayacaktır. Geçenlerde tavşanlarını ahırda besleyen bir arkadaş yavrularını göstermek için yavruluğu açtı. Samanları eliyle kenara çekerken 2-3 tane fare dışarı doğru hücum etti, kaçtı. Demek ki göstermese fareler yavrularını yiyecek. Daha sonra da diyecek ki işte şu kadar kıymetli velikan tavşanımın yavrularını anneleri yedi diyecek. Anne tavşanlar fareyi görünce çığlık atıyor diyen arkadaşları var ama benim gördüğüm saf saf duruyor beraber yaşayıp gidiyorlardı. Salma tavşan besleyen arkadaşları fındık faresinden daha büyük bir tehlike bekliyor. Onlar da büyük fareler. Büyük farelerin değişik değişik yöresel isimleri var. Bunların en çok kullanılanı geme, sıçan, lağım faresi, tarla faresi gibi. Bunlar tavşan yavrularını daha çok yiyorlar. Ee, anne çığlık atıyor falan deniyor annenin bu büyük farelerle mücadelesi de biraz zor zaten çoğu anne böyle şeylerle de ilgilenmiyor bir de daha büyük tehlikeler var daha büyük boy tehlikeler var ee, gelincik gibi sansar gibi ee, bunlar da yalnız gelincik ve sansar girdiği zaman genellikle anneleri de boğup öldürüyor ama istisna olarak yavrulara ulaşıp annenin kaçtığı da olabilir. Özellikle Nisan-Mayıs döneminde e, dişi gelinciklerin kana ihtiyaç duyduğu, hamilelik dönemleri olduğu için e, bu dönemlerde salma tavşan besleyen e, ve yerlere daha açık olan, korunaklı olmayan kişiler bunlardan daha fazla tedirgin olabilirler. Buraya kadar saydıklarımız tavşanlarda yavru yemenin %90'ını oluşturuyor belki de elimizde bir istatistik yok. Yani demek ki tavşanlarda yavru yeme çok az ama yavru yemeye benzetilen şeyler çok fazla. Bundan sonra da e, tavşanlarda gerçekten kanibalizm ve kanibalizmin sebeplerini anlatmaya başlayalım. Tavşanların hamilelik ve doğum döneminde susuz ve aç bırakılmaları kanibalizmin en büyük sebebi olarak sayılır. Gözlemleyenler susuzluğun açlıktan daha büyük bir etkiye sahip olduğunu söylüyorlar. Demek ki tavşana bu fırsatı vermemek lazım. Tavşanımızın e, yaklaşık 30 gün olan hamileliğinde, doğumunda, doğum sonrasında e, suyunu belki de bir iki sulukla bol bol vermek lazım ki e, tavşanımız bize sen beni susuz bıraktın da ben de yavrularımı yedim diyemesin. Açlık konusuna gelince. Bazıları tavşanlarını günde bir kez doyuruyorlar. İki gün doyuranlar var, bir sabah bir akşam. Ve e, tavşanlar yağlanmasın diye belli bir gramajla, belli bir ölçüyle onlara yem veriyorlar. Hamilelik döneminde bu geçerli değil. Hamilelik döneminde bir tavşanımızın önünden yemini ve suyunu eksik etmememiz lazım. İki hayvanın yem rasyonunu yeterli tutmak lazım. Yani hayvanı kalitesiz düşük yemlerle değil de kaliteli ve belki de bir iki gözlü yemlikle, bir iki çeşit yemlikle, birkaç çeşit yemle hayvanımızı bol yemle yemlememiz lazım. Özellikle doğumun hemen sonrasında yem bulamayan tavşanlar yavrularına süt verememe, beslememe korkusuyla kanibalizme yönelebiliyorlar. Hayvanlarımızdaki mineral eksikliği ve vitamin eksikliği de onları kanibalizme yönlendiriyor. Özellikle otçul hayvanlarda K vitamini eksikliğinin onları kanibalizme yönlendirdiğine dair çalışmalar var. K vitamini e, bitkisel kaynaklı bir vitamin. Demek ki e, hayvanımızı hamileyken hamilelik öncesinde hamileyken ve hayvanımızı doğumda e, iyi bir rasyonla beslersek, kanibalizme yönelme ihtimali daha da azalmış olacaktır. Tavşanları kanibalizme iten sebeplerden bir tanesi de strestir. Korkak tavşanlar sizi görür görmez nereye saklanacağını şaşıran tavşanlarınızda kanibalizm gelişebilir. Benim de bu şekilde iki tane tavşanım vardı. Kümesin kapısından girer girmez ne yapacaklarını şaşırıyorlar, korkuyorlar, siniyorlar. Daha sonra onlar yavrularını yediler. ...ben de kanibalizmi onlarda görmüş oldum. Kanibalizmin son sebebi de genetik yatkınlık. Yani tavşanınızda genetik olarak böyle bir yatkınlık vardır. Sizin yaptığınız veya yapılan hatalarla beraber... ...yani e, değişik vitamin ve mineral eksikliği, susuz bırakma, aşırı korku, korkuya sebep olma... E, ...ve saydığımız sebeplerle beraber bu yatkınlık gelişir ve onlarda kanibalizm başlar. Peki kanibalizme karşı neler yapmalıyız? Bunu madde madde sayalım. Birinci olarak kümesimizde farelerle ve haşerelerle mücadele etmemiz lazım. Farelerle nasıl mücadele edeceğimiz konusunda bir videom var. Ona bakabilirsiniz. İkinci olarak hayvanımızın suyunu ve yemini hem hamilelik döneminde hem de doğum sonrasında eksik etmememiz lazım. Üçüncü olarak hayvanlarımızı stresten korkudan uzak tutmamız lazım. Dördüncü olarak hayvanlarımızın enjeksiyonlarını, vitamin enjeksiyonlarını yani aşılarını zamanında yapmamız lazım. Bu konuyla ilgili 3 tane videom var. Özellikle hamile tavşan ve anne tavşan aşıları bunları ihmal etmememiz lazım. Beşinci olarak Hayvanlarımız makina değildir. Sürekli onları doğurmaya zorlamamak lazım. Hayvanlarımızı yavrularını sütten kestikten sonra hayvanın sıkıntısına göre belli bir dönem dinlendirmek lazım. En az bir hafta, normal iki hafta, mevsim geçişlerinde biraz daha uzun, yıpranmış, düşük yapan e, ve yavruların yiyen tavşanları biraz daha uzun süre dinlendirmek lazım. Son olarak Hannibalizm başlamış. Yavrularını yiyen tavşanlarımıza ne yapalım? Önce onlara aşılarını yapalım. Onları dinlendirelim. Stresten uzak bir hayat yaşatalım. Bir süre dinlendikten sonra yeniden eşleştirelim. Yavru yeme yine devam ediyorsa artık bu tavşanlarımızı damızlıktan çıkarmamız lazım. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.